Evet arkadaşlar, bugün sizlere kolay balerin topuzu nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk önce saçımızı buradan at gölü şeklinde topladık. Sonra süngerimizi alıyoruz. Bu şekilde. Çıkarıyoruz. Küçük toka kullanmıyoruz, büyük toka. Şimdi tokayı süngere takarken süngeri kafaya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kafaya böyle yapıyoruz ki zemini alttan iyi tutsun. Buradan uçtan takıyoruz. Saplıyoruz. Aynı şekilde arka kısmından da buradan taktık. Sapladık. Sonra küçük anamızın başını aşağı doğru eğiyoruz. Eğdikten sonra tarakla eşit bir şekilde yayıyoruz. Güzelce taradıktan sonra yönüne doğru evet. Spreyimizi sıkıyoruz yönüne doğru. Evet. İki tane lastik alıyoruz. Lastiğimiz tutucundan bu şekilde çekiyoruz. Yavaşça bırakıyoruz. Aynı şekilde bir tane daha alıyorum. Bırakıyorum. Sonra lastiğimiz geri atmasın diye arkadaşlar firketeyle lastikle firket arasından alt zemin süngerine saplıyoruz. Yani çevirme yaptığımız zaman oradan lastik falan hiçbir şekilde çıkmasın. Yaptıktan sonra eğer isterseniz düz de yapabilirsiniz. Komple böyle spreyi sıkaraktan örgü dörebilirsiniz. Ben örgü öreceğim. Evet, buradan başlayacağım. Saçımız biraz kısa. Örerken bizi biraz zorlayacak. Üç parça alıyorum. Normal örüyorum. Örüyorum. Geldikçe saçın buradan alttan üste doğru alıyorum. Evet. Buradan bu şekilde ördükçe müşterimizi çeviriyorum. Saçlar uzun olduğu zaman bu şekilde çok güzel sonuç çıkıyor arkadaşlar. Uzun saçlarda olduğu zaman kısa saçlarda uçlar birazcık sıkıntı oluyor. Başlarken kısalardan başladım ki sonlarda o kısalar bana sıkıntı yaratmasın diye uzunlardan en sona bıraktım. Evet, videolarımızı beğeniyorsanız bir beğeniler alalım, bir yorumlar alalım.
bizlere destek için arkadaşlar. Ondan sonra yine bu şekilde saçımızı bakın kısa saçlar nasıl çıkıyor. Hemen böyle kıstırıyoruz. Biraz örgülerimizi sıkarak yapın. Çünkü genişlemesin. Evet. Buraya kadar örmeye çalışacağım. Kopmasın diye 2-3 tane lastiğimi alıyorum. Bir kere çeviriyorum, yeterli. Sonra spreyimle tekrardan buradakilere sıkıyorum. Açılmasın diye. En son tarak yardımıyla üstteki saçlarımın tüneklerini alıyorum. Evet arkadaşlar, bakın buradan şimdi bu şekilde çeviriyorum. Bunu ya üstten böyle altına saklıyorum. Evet. İsterseniz de böyle alttan da alabilirsiniz. Hangisi size şey gelirse. Hadi buradan böyle yapacağım. Sonra tokamla buradan alt zemine saplıyoruz arkadaşlar. Saçlarımız kısa olan yerlerden bu şekilde. Sonra küçük tokalarla aralardan alt zemine saplıyoruz. Hiçbir şekilde bunlar çıkmaz. Çıkan yerlerden de örnek veriyorum. Şöyle saça, firkete takabilirsiniz. Sonra önümüze geliyoruz. Önümüze küçük hanımlar maşa istedi. Maşamızı da bu şekilde sarıyoruz. Tutuyoruz, sarıyoruz. Sararken saçı kıvırıyoruz. Fazla bekletmiyoruz. Doğal dursun diye. Evet. Kurayla aynı şekilde alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sarıyoruz, saçı kıvırıyoruz. Fazla bekletmiyoruz. Evet. En sonunda spreyimizi sıkıyoruz. Maşalarımıza. Evet. Buradan şu ayrım yerinde ayırdık mı? Tamamdır. Evet. Alayım kamerayı, bir bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. İsterseniz buralara ince taşlar koyabilirsiniz. Yani bu şekilde taşlardan da koyabilirsiniz. Gayet şık ve güzel durur. Veya da bu şekilde incilerimiz var. Keteyle
tut be yani. Evet arkadaşlar, bakın böyle bir firketeyle bunları büyük küçük fark etmez. Buradan da bu şekilde aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz daha çok videolar için yorumlarınızı bekliyorum. Bilgiler paylaştıkça güzeldir. Görüşmek üzere.